Artık Ramazan Bayramı'na günler kaldı ama Ramazan Bayramı için 9 günlük bayram tatili başladı. Bu tatilde 35 milyona yakın kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Otogarlarda ise zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Ayrıntılara CNN Türk muhabiri Emel Terli ve kameraman Ümit Sertabiboğlu'nun haberinde bakalım. Yoğunluk nasıl? Günler öncesinden alındı, valizler hazırlandı. 9 günlük bayram tatili başladı. Kimi memleketine, kimi ise tatil bölgesine gitmek için yola çıkıyor. Bakıyorum şöyle valizler hazırlanmış, otobüsün önündesiniz. Yolculuk nereye? Mersin'den geldim ben. Siz geliyorsunuz. Ha, ben geliyorum. Burada aileniz mi var? Evet, annem var, kardeşlerim var. Bayram için burada. Evet, bayram için burada. Yolculuk nereye? Valla Adıyaman'a gidiyor. Ben buradayım da eşim Adıyaman'a gezmeye gidiyorlar. Nereden geliyorsun? Mersin'den. Kime geldin burada? Dayılarıma. Kaç gün kalacaksınız? Sanırım bir 6-7 gün kalacağım. Sınavlarım var çünkü dönmem gerekiyor. Günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ise zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. İşte bu yüzden bazı firmalar ek seferler açtı. Yoğunluk fazlasıyla. Bugünden itibaren bütün seferler arttı. Seferler başladı mı? Evet, başladı. Ek ilave arabalar da gelmeye başladı. Kaçtan kaça çıktı? Bizimki 1000 liraydı, 1300 lira oldu. Peki bileti kaç gün önceden aldın? 10 gün önceden aldım. Yoğunluk var mıydı? Var. Zor bulduk zaten. Ek seferlerimiz var. Günde 4-5 sefer yapıyoruz. Bilet bir ay önceden aldık. Kaç liraya aldınız bileti? 1300. Zor bulduk. Hı-hı. Yani şu an doluydu. Ek sefere kaldı. Bilet bulmak zor oldu. Fiyatlar da artmış bayram sebebiyle. Bayramdan sonra düşer mi eski fiyata? Büyük çoğunlukla düşecek.